Öncelikli olarak ben size infertilitenin yani kısırlığın tanımını yapmak isterim. Bir yıl boyunca düzenli ilişkiye rağmen, düzenli ilişki haftada iki defa olmak kaydıyla eğer gebelik olmuyorsa istendiği halde korunmayan çiftlerde biz bunu infertilite olarak tanımlıyoruz. Bu hastalarda nasıl bir yöntem uyguluyoruz ya da bizim karşımıza geldiğinde hasta yaşı bir kere bizim için kadın yaşı çok çok önemli. 35 yaşının altındaki kadınlarda bu bir yıl bekleme süresi çok makul ama 35 yaş üstü kadınlarda çok bir yılda beklemiyoruz. 6. aydan sonra gereken testleri yapmaya başlıyoruz. Yalnız bu testleri biz yapmaya önce erkekten başlarız. Çünkü en az kadın kadar %50'ye yakın, yarı yarıya erkekte de sorun çıkar ve erkekte biz bir sperm testi isteriz. Esas bizi yönlendiren en önemli testlerden biri budur. Onun için araştırmaya erkekten başlarız. Kadından ise bir rahim filmi, ultrasonografik muayene yani yumurtalıkların değerlendirilmesi, yumurtalıkların rezervinin yani içerisinde yeterince yumurta var mı yok mu bunu saptanması, diğer taraftan da hormon profili dediğimiz hormonlarına bakarız. Bütün bu veriler elimize geldikten sonra ne tür bir tedavi uygulayacağımıza, illaki tüp bebek şart değil. Çünkü bu çiftlerin bazılarında çok daha birinci basamak tedaviler uyguluyoruz. Ne tür bir tedavi yapacağımıza karar veririz.